Hayırdır yeğenim? Ne buldun? Beyim. Bu babamın kaftanının parçası. Doğru dersin. Bizim dokumalardan bu. Lakin bizi başka bir tarafa yönlendirmek için bilerek bunu tuzak olarak koymuş olabilirler. Beyim, bunu izleri sonuna kadar takip etmeden anlayamayız beyim. Takip edeceğiz elbet. Takip edeceğiz. Zalimler karşısında baş eğdirme. Sen murad etmedikçe can bedenden çıkmaz. Senin yolunda ölümden zerre pervam yoktur. Bana şehitlerimizin intikamını almayı, kardeşlerimin kanlarının hesabını sormayı nasip et. Ya.
Destur var mıdır Bilgi Hatun? Buyurasın Abdurrahman Alp. Atlar hazır mıdır? Hazırdır Bilgi Hatun. Birazdan aramaya çıkacağız. İyi. Ben de sizinle geleceğim. Bilgi Hatun, obanın emniyeti için sizin obada kalmanız daha doğru olur. Hem Albastı gelirse siz de yoksunuz, biz de yokuz. Buralar karışabilir. Albastı Ertuğrul Bey'i zapt ettiyse obaya gelmeyecektir. Burada böyle beklemenin manası yoktur. Gayrı benim de taşın altına elimi koymam icap eder. Gündoğdu Bey'imiz Alp Bey'le her yeri ararlar. Ahval böyleyken sizin oraya gelmeniz tehlikeli olabilir. Varsın ne olacaksa olsun Abdurrahman Alp. Gayrı bıçak kemiğe dayanmıştır. Ertuğrul Bey'in bizim için ettiklerinden sonra gerekirse canımı vermeye hazırım. Eyvallah Bilgi Hatun. Madem öyle derseniz o vakit tez yola düşelim. Destur var mıdır abla? Gel Sırma. Abla, Alpler toplanmış atlarını hazır ederler. Nereye böyle? Ertuğrul Bey'i aramaya giderler. Ben de onlarla gideceğim. Git abla. Ertuğrul Bey'i bulmadan da dönme. Ben obada kuş uçurtmam. Gözün arkada kalmasın. Hadi selametle. Selametle abla. Selametle. Yolda temkinli ol. Ertuğrul'u dört koldan aramaktadırlar indi. Geldiğimde sağ bulamazsam... sağ kalamazsın Albastı. Sen merak etme. Uçan kuş dahi göremez onu. Hele sen Gündoğdu'yu al getir önce. Haydi. Hocam. Ne edersin burada tek başına böyle melul melul Osman? Canım sıkkındır. Şu kuyunun dibi gibi içim kapkara kesilmiştir hocam. İçimin sıkıntısını dağıtmaya çalışırım. Bir
De hele bakalım seni bu hale getiren sebep nedir? Babam tuzak edilmiştir hocam. Düşmanın elindedir şimdi. Bir haber daha yok. Baban tutsak olabilir. Haber gelmeyebilir. Hatta bir daha baban bu obaya hiç gelmeyebilir. Hocam öyle dersiniz de eğer babama bir şey olursa biz ne yaparız? Beyimiz başımız uyuyorken biz ne ederiz? Baban bu kutlu yola çıkarken babasına mı itimat etmişti Osman? Deden babasına mı itimat etmişti? Allah davası yolunda yürüyen ancak Allah'a itimat eder. Ve ne olursa olsun yılgınlık göstermez. Hocam, Turgut Bey ağır yaralıdır. Onca alpimizde şehit düşmüştür. Ne edeceğimi bilemedim. O vakit ne edeceğini ben sana anlatayım Osman. İslam davasının tebliğinin ilk günleriydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Kubeys Dağı'nda kendi kabilesini toplamıştı. Ailesinden, akrabasından herkes oradaydı. Ve Efendimiz etrafındakilere o ehemmiyetli soruyu sordu. Allah'ın davası yolunda kim benim yardımcım olacak? Kim bu ağır yükün altına benimle birlikte girecek? Risalet davasına kim omuz verecek dedi. Lakin ses çıkmadı. Amcalar, halalar, yeğenler, akrabalar, hısımlar hepsi sessizdi. Efendimiz oradakilerin yüzünü süzerek sualini tekrar etti. Allah'a varan yolda kim benim yardımcım olacak? Yine ses çıkmadı. Hazreti Peygamber'in sesi, çağrısı havada kalmak üzereydi. O anda elindeki su kırbasıyla su taşıyan 13 yaşındaki bir çocuk etrafına bakınmadan, kim var diye süzmeden elindeki kırbayı bir tarafa bırakıp ben varım ya Resulallah dedi. Ben sana yardımcı olurum. Bu anda Ebu Leheb, ey Muhammed, bahsettiğin davada bu çocuk sana yeter. Bizimle fazla uğraşma diyerek Efendimizin sözlerini hafife aldı. Lakin bilmediği bir şey vardı. O çocuk Risalet davasında Peygamberimizin en büyük yarenlerinden olacaktı. O çocuk ileride Allah'ın arslanı, Hak davasının eğilmez bükülmez pusatı, Zülfikar'ın sahibi Hazreti Ali olacaktı. Büyük davalar adanmış, inanmış yiğitlerle yürür. Bak daha yeni şehitlerimizi defnedip geldik. Her biri inanmış yiğitlerdi. Allah'ın davası kim var denildiğinde sağına soluna bakmadan ben varım diyen ve göğsünü zulme karşı siper eden serdengeçlilerle yürür. Beyimiz, yiğitlerimiz yanımızdayken biz Allah'a güveniriz, Allah bize yeter deriz ya. Allah bu iddiamızı ispat için beyimizin olmadığı, yiğitlerimizin yaralı olduğu bu vakitte bize bakar ki sözümüz doğru mu? Biz Allah'a mı tevekkül ederiz yoksa insanlara mı? Şimdi bu vakit bunu ispat etme vaktidir. Allah'ın davası bu çağda da etrafına bakınmadan ben varım ya Resulallah diyecek Ali'leri bekler. Şimdi üzülme, çözülme vakti değildir. Şimdi Hak davası mağlup olmasın ve zalimler ona galebe çalmasın diye ileri atılıp ben varım ya Resulallah deme vaktidir.
Destur var mıdır sırma hatun? Buyurasın. Beni emretmişsin sırma hatun. Bu ne hal Atay Bey? Ne varmış halimde? Biz seni aslan sanırdık. Sen tavşan gibi ürkek çıktın. Bu tedirginlik Umur Bey'ine yakışır mı hiç? Ürkeklik değil, tedbirdir sırma hatun. Malum, ahval tekin değildir. Ahvalin tekin olmadığını ben de bilirim. Lakin böyle anlarda düşmanların naraları değil, dostların sessizliği duyulur. Sessiz kalsam kolum sağlam olurdu. Çıtırtısı size kadar ulaşmış olmalı ki beni emrettiniz. Lakin benim kolum değil, Bey Bolat Bey'imizi yitirmekten ötürü yüreğim kırıktır. İmdi deyin, meramınız nedir? Tek kelamla kolunu iyi edemem lakin yüreğini kavi kılabilirim. De hele, seni dinlerim. O vakit aç kulaklarını. Umur Bey, Bey Bolat Bey hayattadır. Hem de Moğol dostlarımızla birlikte Ertuğrul denen o adamı kafeslemiştir. İmdi gün bizim günümüzdür. Vakit tedirgin olma vakti değil. Bir yiğit gibi meydana çıkma vaktidir. Bakalım Bey Bolat Bey kimler sadık, kimler değil. Yanımızda olacak beyleri tertip et. Öyle bir oyun kuracağız ki kazdıkları mezara sığmayacağımızı görecekler. İç hadi. Yolun uzun. Kim dedi sana su ver diye? Buna yeme içme yasak. Tez yıkıl. Hadi. Azıklarımı getirin bana. Hep avucumun içine düşeceğin günü bekledim Ertuğrul. Şimdi kendimi sana eziyet etme zevkinden mahrum bırakmayacağım elbette. Sahibine avını getiren uyuz tazı gibisin Albastı. Ya da atılan kemiği kovalayan kuduz bir it. Sahibinin gölgesi olmasa değil böyle karşımda oturmak. Yine uçurumdan aşağı atardın kendini. Seninle şartlarımız denkti Ertuğrul. Senin de alplerin yanındaydı. Lakin ne oldu? Gözünün önünde hepsini biçtik.
Turgut'un böğrüne kılıcımı nasıl daldırdığımı kendi gözlerinle gördüm. Gözlerime iyi bak Albastı. Canını alacak intikamı ey gör. Benim pusatım kalleş bedenini deşerken son gördüğün gözler bunlar olacak. Turgut kardeşin seni bekler Ertuğrul. Onun intikamını alamayacaksın. Lakin merak etme. Tez vakitte hasret gidereceksiniz. Yolumuz daha uzun Albastı. Emriden zafer sarhoşu olmayasın. Ne edeceksin? Son kez baktın mı can kardeşinin gözlerine? Ölüm korkusunu, Albastı'nın dehşetini gördün mü gözlerinde? Merak etme. Senin de sonun öyle olacak. Gözlerim! Gözlerim! Ders su getirin haydi! Uğursuz gözlerini oymadan can teslim etmeyeceğim. Sana intikamsız ölüm tattırmayacağım. Ölümün beter olacak Ertuğrul. Hem de öyle bir ölüm ki şeytanı bile korkutacak. Neredesin benim? Neredesin benim? Seni beyim. Beyim bulacak seni. Bulacak. Bırak beni son benden ya. Bırak beni son. Bırak beni son. Bırak beni son. Nasıl beyim? Oy. Oy. Gün doğdu beyim. Gün doğdu beyim. Gün doğdu beyim. Beyim, ayak izleri vardır burada. Bu izler taze bamsı. Bu taraftan haydi Alpler. Haydi, haydi Alpler. Turgut. Şükür ya Rabbi. Hele şükür kendine geldin. Bu nasıl bir mucizedir ya Rabbi? Allah'ın hikmetine sual olunmaz. İyiyim.
Gündoğdu Bey'le babamsa her yerde onu ararlar. Her yere geç bulacaklardır. Sen şimdi istirahat edersin. Onu koruyamadım. Oh, yine mali olamadım. Şimdi bunları düşünüp kendini yormayasın Turgut. Senin bir an evvel iyileşmen gerektir. Beyim sağ salim görmeden ben cana gelemem. Son bir defa görmek. İnşallah göreceksin Turgut. İnşallah. Senin bir kurnazlık edeceğin belliydi. Kurtulmak için bir şansın vardı. Şimdi onu da kaybettin Ertuğrul. Seni atıma bağlayıp yayan götüreceğim. Ölmek için erken, ağabeyin Gündoğdu'yla birlikte öleceksiniz. Yaralayıp indirin tez. Haydi! Turul Bey için ölüm erken. Lakin senin için tam vaktidir Albastı. Şüphelendiğimde seni öldürmeliydim İlbilge. Yılanın başı büyüdü. Zehrini bize akıttı. İzler mağaraya doğru gider lakin orada kimse yok.
eder yok eder. Mağaraya bakalım beyim. Bakacağız yeğenim, bakacağız. Lakin tedbirli olmalıyız. Tuzak kurmuş olabilirler. Eyvallah. Gökut, alplar mağarayı iki koldan sarsınlar. Haydi, bize rehberlik. Eyvallah beyim. Gayrı kaçacak yerin kalmadı Albastı. Ne atlayacağın uçurum, ne sürükleneceğin ırmak, ne de seni kurtaracak sahibin kaldı. Pusatımın gücünü unuttun Ertuğrul. Madem ki bu meydanda ikimizden biri söylecek, kime nasip olacağına bırak pusatlarımız karar versin. Her şey soyumuz için değil Bilge. Soyumuzun son eri bendim. Beylik soyumuz kuruyacak. Yok olduk İl Bilge. Yok ettiler bizi. Beylik erlikle değil, yürekle olur. Sende de o yoktur. Gayrı kanın soyumuzun şerefini kurtaracaktır. Tasman kırıldı. Sıra sahiplerine de gelecek. Senin gibilerin kanı tükenmeden bu cenk durmayacak. İhanetin damarları kuruyana dek pusatım kınına girmeyecek. Açtığım yaralar yeğenim Süleyman ve bugüne dek sebep olduğun mazlumlar içindi. Nasıldır Abdurrahman? Beyim, Dumrul, Mergen ve oradaki bütün alpler şehit düştü.
Turgut Bey ise ağır yaralıdır. İmdoba'dadır. Vaktinde yetiştiniz Bilge Hatun. Şimdi cesedi alıp babaya götüresiniz. Ahaliye, ailenin ortadan kalktığını söylersin. Usulünce defnedersiniz. Gayrı irade sendedir. Sen ne edeceksin? Günde o da beni tuzağa çektiler. Başına bir hal gelmeden oraya yetişmem gerek. Haydi alpler, atlara. Söyle yiğidim, hele diyesin anana. Beyim, beyim denmiş midir ona? Dönecek inşallah. Dönecek oğul. Ocak oldu. Dalımız yoktu. Budak oldu. Sevenimiz yoktu. Yaren oldu. Anam yoktu. Anam oldu. Hakkı ödenmez anam. Ödenmez. Kurban olurum. Hak ne kelamdır o. Bir ananın evlatlarına yapması icabidini ettim ben. Asıl sizin hakkınız ödenir mi? Gece demediniz, gündüz demediniz, kar boran demediniz. Obamızın, sancağımızın namusu için kelle kucakta cenk eder durursunuz. İndi Allah'ın izniyle yeni cenkler için bir an evvel sağlığına kavuşasın. Beyimi sağ salim görmeden bedenim saat bulur. Lakin kendim saat bulmaz ana. O yara kapanmaz. Kapanmaz.
bu ananın yüreğini ferahlatmak istersen, bir an evvel dirayetli olup ayağa dikilesin oğul. Muhakkak içeriye girdiler o halde. Her yerde de at izleri vardır mağaraya doğru. Ya geç kaldıysak? Dur hele yeğenim, dur. Bamsı, siz gündüz de burada bekleyin. Günkut, sen benimle iki alp al, içeriye geleceksin. Haydi. Haydi. Alplar, siz de tedbir alırsınız haydi.